Selamünaleyküm arkadaşlar. Evet, bugün pazar sabahı, hatta pazar öğleni diyeyim. Saat çünkü 12. Yoğun kar yağışı var Ankara'da. Gördüğünüz gibi. Evet, dün can kurtaran indikten sonra yoğun bir kar yağışı başladı. Yollar kapanmak üzereydi ama canavar, canavar. Rampaya çıkışını bilen bir göreceksiniz. Şurada birazcık hafif biraz uğraşma oldu ama makasladığımız zaman hafif bir patinaj oluyor. O da olacak. Bir de yüküm arkalı. Yüküm dengesiz. Ön çekiciyi bastım. Öyle yanaştım. Vallahi sabah Aydın abiyle görüşüm. Sabah diyorum, öğlen. Keyfim yerine geldi. Aydın abi, buradan selamlar tekrar. Allah razı olsun. Senin desteğin var ya, bana yetiyor. Yoğun bir kar yağışı var. Şimdi buradan çıkacağız Konya'ya. Evet, size aracın nasıl yüklenip boşaldığını göstereyim. Ne kadar ağır varsa arkaya atıyorlar. Arkadaş, dorsenin duruşunu görüyorsunuz değil mi? Yük sola basmış. Dengelemek için iki tane palet atmışlar ama. Biraz da arabam çap duruyor. Rampa çap olduğu için. Evet, buradan çıkınca şimdi Konya'ya gideceğiz. Yolun durumu felaket diyorlar. Evet, yola çıkınca tekrar görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, tekrar selam. Şu anda Ankara'dan çıkıyorum. Yolculuğumuz tabii ki Konya. Dingilimizi kaldırdık. Ön çekicimizi bastık. İnşallah kaydırmadan. Bu arada ayağımız frende olacak arkadaşlar. Ağır ağır. Rica ediyorum, beni durdurmayın. Aa, ya ne burası böyle ya? Ben buradan nasıl çıkacağım arkadaşım? Böyle bir araç koyma şekli mi var ya? Zaten her taraf kar, buz. Bakın arkadaşlar, görüyorsunuz. Bakın arkadaşlar, trafik bir kişi yüzünden durdu.
Arkadaşım ileri git de. Yani yürüyeceğin 100 metre. Ya bir durun da bir yol verin geç ya. Ortalık kargış. Evet arkadaşlar, Ankara'nın halini görüyorsunuz. Çok güzel bir kış videosu oldu bu da. Dün gece İd'de geldim. Saat 8 gibi açılır diye tahmin ettim ama saat 10.30'da benim Fatih Şefek diye arkadaşım var. Ona buradan selam olsun. O aradı. Bu arada yükümüz önde arkadaşlar. Yükümüz önde. Ankara'nın zor anları şu anda. Bu arada kamera nasıl çekiyor? Bilmiyorum. Az da şöyle çevireyim. Şu anda iyi sanırım. Ankara! Kar yağdı mı ben seviniyorum arkadaşlar ya. Vallahi seviniyorum. Böyle karı izledik süre sanki adamın stresini alıyor. Hadi abicim bir yeşil yanıver gayrı ya. Çok mu zor bir yeşil yanacaksın ya. Bu arada arkadaşlar kalkarken acele etmiyoruz. Arkadan kornaya bassalar dahi acele etmiyoruz arkadaşlar. Çünkü fazla gaza yüklendiğiniz zaman araç ASR'ye kalkar, kalırsınız. Sakin. Sakin. Yani sakin kafayla süreceksiniz. Böyle karın yağış, karın tadını çıkartarak süreceksiniz. Arkadaşım bak. Ani fren yaptırtmayın. Evet şu anda hafif hafif ASR'ye kalkıyoruz. ASR ışığı yakmıyor ama. Otobana çıktık mı herhalde. Sanıyorum ki temizdir. İnşallah bu video güzel olur. Bakayım bu arada. Telefonum şarj azdı. Şu anda telefonum açık. Evet arkadaşlar, çekicim basık olduğu için kafayı salladı. Şimdi freni de hızlı basamıyorum. Çünkü arkada hiç yük yok. Bir paletimiz var.
Dingilin üstüne koydurttum. Hadi yeşil yanı ver ya. Yan ne olur yan ya. Yan lan yan. Yanmayacak. Anlaşıldı. Niye yanmıyorsun? Sola sinyalimizi verelim. Ankara. Sonumuzda da sarı bir tane DAF var. Buradan DAF'çılara, Skynacılara, Mercedes'çilere. Bak Mercedes söyleyemiyorum bile. Tarzım değil çünkü. Mercedes'çilere selam olsun. Yeşil yanmak üzere. Öyle ümit ediyorum. Evet. Çok hafif gaza dokunuyoruz. Ve kalkıyoruz. Evet. Bak sağımdan taksi. Göreceğim. Arkadaşım müsaade eder misin? Artık şerit sıkışacak yani. Kusuruma bakma. Saygı gösterirsen saygı görürsün. Evet yavaş yavaş. Arkadaşlar şehir içinde 60'a kadar kafi. İleride bir viraj var. Orası çok keskin. Orayı da gösterip ondan sonra ne yapıyoruz? Kapatıyoruz. Arkadaşlar bu havalarda 1/100'de 1. Arkadaşım sola geçeceğim. Rica ediyorum. Adamsın. Canını yerim. Ankaralıların dediği gibi canını yerim. 06 FF 9950. Adamsın. Burada gaza yükleniyoruz. Çünkü böyle bir yerde rampada kalmayı hiç kimse istemez. Evet, 1000'de 1, 1100'de 1. Bu arada anlatıyorum. Çünkü yeni başlayacak arkadaş olursa yabancılık, zorluk çekmesin. Yani benden daha iyi ustalarım da var. Benim bildiğim bu. Benim gördüğüm bu. Ben ne gördüysem onu anlatıyorum. Benim babam da tır şoförü. Ben çocukluktan gelmeyim yani arkadaşlar. Böyle havalarda 60'ı geçmeyin. Çünkü ufak araçlar önünüze atlayıp ani fren yaptırabilir. Zaten kazaların çoğu da
Bu yüzden oluyor. Bak şimdi şurada bir rampa var. Rampaya olduğunca sert girmek ve tabi virajlarda ayağınızı hafif gazdan çekmeniz gerekmektedir. Şöyle kendimizi sağa şöyle atalım. Her zaman temkinli olun arkadaşlar. Temkinli olmak her zaman iyidir. Birazdan sert viraja gireceğiz. Kamerada gözüküyor mu bilmiyorum. Sisli hava. Bir de her zaman kendinize orta şeritte gitmek daha mantıklı bu havalarda. Unutmayın, siz ağır vasıtasınız. Ağır vasıta. Ağır ağır gitmek. Tamam, bizim yükümüz saatte ama bu havalarda saat diye bir şey yok arkadaşlar. Yani bana kışın hiç kimse ben jet gidiyorum demesin. Şimdi kendinizi sağ şeride atabilirsiniz. Sağ şeritte bir tane taksi geliyor. Neden sağ şeride atabilirsiniz? Eğer kalırsanız, ki burada kaza olmuş ha bu. Sağ direkt yıkılmış. Bariyere vurmuş herhalde bir araç. Kışın ara sürmesi gibi zevkli bir şey yok yani. İlk başladığımda hafif şey vardı. Korku, heyecan vardı. Yağmurda bile korku vardı ki yağmur daha tehlikeli bu arada. Aklınızda bulunsun. İlk yağan yağmur daha tehlikeli. Bir de bazı asfaltlar var. Asfaltın üzerine mucur az dökülmüş asfaltlar var, böyle beyaz. İşte oraya yağmur yağdı mı isterse asfalt yıkansın. Gene de kayıyor araba. Hissettiriyor yani. Adaklık koyun. Bu arada adaklık koyun kestireceklere yer tarifi de yapamıyorum şimdi. Burası Gimat diye geçiyor. Araç muayene istasyonu, İvedik'in orada. Bu arada yol nasıl? Onun da bilgisi gelmedi henüz. Oh, şurada stop buruğu var. Arkadaşlar bu arada rampaya girerken gazı yükselterek giriyoruz ama şöyle bir de durum var. Arabanın devre düştük süre gaza yükleniyorum. Yani devre yüksekken gaza yüklensem araba makaslar. Bakın mesela burası işte keskin viraj dediğim yer burasıydı. Burada ayağınızı gazdan çekeceksiniz, vitesiniz düşeceksiniz. Gerçi burada yol açık ama yani herhangi bir kararı yok. Ayağınızı gazdan çekeceksiniz. Bu şekil virajı alacaksınız. İlk geldiğimde buraya 60 km hızla girmiştim. Bir de orta şerit dedim, sağım solum doluydu. Hiçbir sıkıntı yaşamadım.
Hatta solumdaki taksici virajı alamayıp benim şeridime girmişti. Teşekkür ediyorum bana yol verdiğin için. Bu arada devrimimiz yükseliyor. İşte şurası açık olsun, başka bir şey istemem. Çünkü ileriden U dönüş yapacağız. Çok keskin. Otobüs şu. Otobüs şu, sana yol verdim. Çünkü sert çıktın. Unutmayın, siz iki araç birden sürüyorsunuz. Bu arada motor freni açayım, bakın nasıl olacak, kaydıracak mı? Yok, gayet iyi. Arkadaşlar durduğunuz yere bir bakın ya. Burası çok sakat. Bu arada arabayı dengeye alabilirim artık. Çünkü araba vuruyor. Bir de o kadar bir şey kalmadı artık. Ana benim arkada ayarlanacak. Arka kalkık mıydı ki? Daha gerçi bir sıkıntı olmaz çünkü arka boş, bir tane palet var. Evet arkadaşlar, durum bu, vaziyet bu. İlerleyen zamanlarda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik bye. Evet arkadaşlar, tekrar selam. Şu anda Konya Cihanbeyli'ye doğru ilerliyorum. Gördüğünüz gibi zaman zaman buzlanmaya giriyorum. Onun için hızımız 70-75 o arada oynuyor. Yani 1100-1200 devir rampa çıkarken de. Durum böyle. Hava kararmak üzere. Bu arada petrole duracaktım. Çoğu petrolün şeyi, bahçesi, alanı temizlenmemiş. O yüzden durmadım. Buradan petrol yetkililerine de duyurulur. En azından birkaç araba park edecek kadar yer temizleseler daha iyi olur diye düşünüyorum. Onlar da içeride yatıyor.
Büyük ihtimal. Dışarıda biraz da rüzgar var. Arabayı etkiliyor. İnşallah fazla bir kilometremiz kalmadı. 120-100 kilometremiz falan kaldı. Bu yolda Ankara ile Konya arası. Bugün sabah Aydın abiyle görüştüm. Kar yağdı. Üstüne Aydın abiyle görüşünce keyfim bayağı bir yerine geldi. Tekrar Aydın abiye buradan selam gönderiyorum. Psikolojikmen, moralmen bana çok desteği oluyor. Ondan Allah razı olsun diyorum. Evet, önümüzde kırmızı ışık var. Ömer Hanlı'dayız. Birazdan petrole duracağım. İnşallah tabii temizlendiyse. Çünkü emniyet şeridine koyup yolu şey yapmak istemiyorum. Kapatmak istemiyorum sağ şeridi. Emniyet şeridine aracımız sığmıyor. O yüzden sağ şerit kapanıyor. Şimdi ayağımızı gazdan çekiyoruz. Yavaş yavaş vitesimizi düşüyoruz. Ayak freniyle okşayıp hem depimiz hem frenimizi devreye sokuyoruz. Sesi duyduğunuz gibi hem vites düşüp hem frenimi okşuyorum. Önündeki arabada nasıl bir ayak var, nasıl bir gaza yükleniyor anlamadım. Ah, ben de yüklenirim. Ama şu petrole duracağım. Fazla hızlanmanın manası yok. Durabileceğim en mantıklı yer burası. Çünkü emniyet şeridi de geniş. Hadi gireyim içeriye. Emniyet şeridini meşgul etmeyeyim. Şöyle şuraya durayım. Çünkü
alışverişimizi yaptıktan sonra çıkacağız. Evet arkadaşlar, şu anda Ömeranlı'dayız. Cihanbeyli'ye bağlı, Konya Cihanbeyli'ye bağlı Ömeranlı kasabasındayız. Şimdilik bu kadar. Herhangi bir sıkıntı olmadı. Allah'ın izniyle de olmayacak. Kendinize iyi bakın. Evet arkadaşlar, tekrar selamun aleyküm. Şu anda Konya'nın girişindeyim. Yaklaşık 10 kilometrem var Konya'ya. Hemen girmek üzereyim. Çok şükür kazasız belasız yolculuğumuzu bitirmek üzereyim. Az önce biraz sıkıntı yaşadım yoldan dolayı. Çok aşırı rüzgar var. Şöyle hatta rüzgar tarladaki karı yola süpürüyor. Yol zaten sıkıntılı. Buzlanma yapıyor. Tabii ona göre hızımı da düşürdüm. Şu anda o sıkıntıyı atlattık. Yolda hiçbir sıkıntı yok. Ara ara gizli buzlanmalara girdik. Rüzgar aşırı derece olduğu için gizli buzlanma yapabiliyor. O yüzden hava derecesine bakmayın. İstedilen dereceye bakın. Yani tahminim hissedilen hava sıcaklığı 15 olması lazım. 10-15 olması lazım. Şu anda zaten normal hava 2 derece, eksi 2. Evet arkadaşlar, Konya'nın ışıklarını görüyorsunuz. Burası benim memleketim. Benim memleketim. Benim. Konya'nın neyi meşhur? Tabii bu arada Konya'nın etli ekmeği meşhur arkadaşlar. O yüzden etli ekmek kafalı diyorlar. Tabii bu işin esprisinde. Bir Konya'nın olarak memleketimi seviyorum. Dümdüz ova. Oh, mis gibi. Ne rampası var ne başka bir şey var arkadaş. Öyle canımız sıkıldık sıra gidip rampa çıkıyoruz. Bu sisi rampa buluyoruz. Bu arada sağımız aşağı Pınarbaşı, yukarı Pınarbaşı köyü. Havalimanı hemen karşımızda, sağ tarafta. Solumuzda lojistik üssü var. Yine sağımızda ileride, yaklaşık 2-3 kilometre ileride anajet üssü var. Bu arada sağ şeride geçmiyorum çünkü sağ şerit çok bozuk. Yani bildiğiniz gibi de öyle böyle bozuk. Arkadan selektör yapıyor. Allah'ım yarabbim, sağmadın mı? Bu arada telefonumun şarjı bitiyormuş, uyarı geldi. Geç deli olan. Elin selektöre çok alışmış. Aslında burayı yapsalar daha iyi olur ya. Yol lastik izi olmuş. O lastik izini de şeye çevirmişler. Kazımışlar diyeyim ben size. Tırtıklamışlar. Yol şu anda tırtıklı. Eğer sesi geliyorsa zaten anlarsınız. İnşallah eve gidince videoları yükleyeceğim.
Bayağı fazla bir video oldu yalnız. Olmadı, ben bunu bölüm bölüm yüklerim. Yetiştirebildiğim kadarıyla. Çünkü yarın akşam yola çıkacağım. Araba bakıma girecek, fren bakımına. Bu arada bu kulaklığı şuradan çekeyim ya. Vallahi. Aynen. Boş boşuna. Solumuzda kantar var. Karşı şeritte. Böyle ben size teker teker sayayım. Birazdan sağımızda Konya tabelasını göreceksiniz. Konya 1 milyon 300 bin nüfusu varmış. Ki güncel değildir. Yani emin olun yaklaşık 2,5-3 milyon vardır nüfus. Evet arkadaşlar. Solumuzda TÜYAP var. O mavi yanan ışık. Allah Allah razı olsun. Konya Büyükşehir Belediyesi. Yani çoğu kişi beğenmiyor ama bence fazla bir eksiğimiz yok. Ben gayet memnunum. Önceden tabelalar geliyordu, şimdi onlar da gelmiyor. Herhalde onları kaldırdılar mı? Ne oldu? Mevlana'nın sözleri yazardı. Konya girişinde şimdi nedense yok. Görmüyorum yani. Arkadaşım sağa geç, ondan sonra frene bas. Kesin telefonla konuşuyor. Balıkesir Urfa 940. Bu videoyu Konya Trafik sayfasına yayınlatma bana. Aslında bu kamera işi bayağı hoşuma gitti ya. Ciddi diyorum bak. Biri sıkıntı mı yaptı? Gönder trafiğe. Bak geçen seferinde bir tane hemşerim yol verdi. Plakasını okudum, teşekkür de ettim. Onu Konya'da trafik sayfasında paylaşacağım. Ayrıca orada da teşekkür edeceğim. Abi büyük arabaya saygı gösterirsen saygı görürsün her zaman. Evet arkadaşlar. Konya'mız tam şu anda şehir merkezinde değiliz. Sağ şeride geçebilirim. Çünkü sağ şerit düzeldi. Bu şekilde. Abi man ya. Şunun esnemesine bile bitiyorum ya. Vallahi yok böyle bir konfor. Bu konfor ne Skyna'da var. Ne Mercedes'te var. Tabi gerisine binmedim. Scania'ya da bindim. Mercedes'e de bindim. Yok yani böyle bir esneme yok. Bunun üreticisi aha.
Mevlana sözleri geldi. Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol. Cömertlik ve yardımseverlikte akarsu gibi ol. Tevazu ve alçakgönüllülükte toprak gibi ol. Hoşgörülülükte deniz gibi ol. Başkalarının kusurunu örtmekte gece gibi ol. Ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol. Vay be. İşte Mevlana'mız. Evet arkadaşlar, ne diyordum? Vallahi ne diyordum ya? Kafam döndü iyice. Karla kışla uğraşınca. Her neyse, ondan işte. Pardon arkadaşlar. Yalnız çok led var ya. Ciddi diyorum bak, bu kadar led. Hani bir tanesi şasi yapsa araç elektronik. Elektronik araba her zaman bir tane şasiden olsa bile arıza yapar yani. Vitese geçmez. Vitesten atar. Ne bileyim. Yani siz bunun hakkından nasıl geliyorsunuz arkadaş? O kadar led'in hakkından nasıl geliyorsunuz? Hadi 3-5 tane yaparsın, tamam. O kadar abartmanın bir manası yok yani. Bir de araba cingen eşeğine dönüyor. Ha, yukarıya atacak mısın, at sis lambası. Atacak mısın o dönen ışık, kırmızı sarı dönen ışıktan at. Ama ne bileyim led yani, sanki bisiklete takın anasını satayım. Milletin bisiklete taktığını sen tıra mı takın? Bana, bence çok acayip oluyor ya. Her şeyin orijinal iyidir, iyi. Ha, atacak mısın kuram tampon, at. Atacak mısın kurama sis, at. Evet arkadaşlar, bakın 13 dakika olmuş. Neyse, şuradan döneyim. Bu arada frene sert basamıyoruz çünkü sesi duyuyorsanız bir sıkıntı var. Buralarda arkadaşlar, bu koyanın içinde şu gizli buzlanma çok oluyor. Şimdi selektör atalım. Şuna baksana arkadaş, yol nasıl parlıyor görüyor musunuz? Islak değil ha. Yani şöyle açtığı zaman gene kamerada gözüküyor ama pek fazla gözükmüyor kamerada.
işte az turbo sesindeki. Piu ediyor ya. Ayrıca size onun videosunu yapacağım. Hatta yaz gelse de yazın yapsam. Cam açık. ...25-21'lerde çok iyi çıkıyordu. Mercedes 25-21'lerde. Abo şuraya bakın arkadaşlar, görüyorsunuz değil mi? Bak buzu görüyorsunuz. Şimdi buradan sağa döneceğiz. Keskin dönüşlere 30 km hızla giriyoruz arkadaşlar. Unutmayın her zaman. Buzun üstünde bak nasıl parlıyor. Sanki kırığa düşmüş gibi. Sağ tarafta su topluluğu var. Donmamış. Donmuş. Üstü donmuş. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Arkadaşlar ben geldim. Sağımız İmsan Sanayi Sitesi, solumuz Yıldız Sanayi Sitesi, karşımız Büsen Sanayi Sitesi. Her videomda hatırlatıyorum. Bir seferin daha sonuna geldik. Her zaman dediğim gibi saygı gösterirsen saygı görürsün. Aman söyleyemedim tekrar. Saygı gösterirsen saygı görürsün. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Bye.